Evet. Wow. Evet. Bu mansiyonlar ne kadar insanı mutlu eder değil mi? Evet, bunları çok seviyorum. Doğru bir iş yaptığımı... Doğru bir iş yaptığımın kanıtı bunlar. Doğru söylüyorsun. Ya herkese de nasip olmaz mı? Evet, doğru. Ya da ayrıcalıklı şeyler bence. Evet, çok teşekkür ederim. Bunlar da herhalde onlar da uzak doğudan. Bunları Çin hükümeti davet etti. Onu da Çinliler verdi. Aa, gene ödül. Evet, ödül. Wow. Çinliler verdi. Evet. Şey, ben bir de Türk mutfağını gidiyorum yurt dışına. Türk mutfağını çok anlatırım ben. Öyle keşkek pişiririm kazanlarla. Oh. Paris'te pişiririm. Ne güzel ya. Frankfurt'ta keşkek. Ben hep bir çok üzülüyorum, bir şey söyleyeceğim de. Tabii. Hep diyor İtalyan mutfağı. Ne var İtalyan mutfağında? Hamur. Şimdi bir dakika. Tamam, var, güzel, ben severim ayrı. Tabii, ama tabii. Şimdi diyor ki Fransız sosları. Ne var? Tamam, 2-3 sos. Döndük bu tarafa. Ah Çin yemeği, ah Japon sushi. Ya sen Türk yemeği yedin mi hayatında arkadaşım? Evet, çok doğru. Yok. Zeytinyağlı var, etli var, hamur işi var. Bence dünyanın en zengin mutfağı bir numara. Evet, doğru. Çünkü Sahrab'ım, biz de gezdik. Gezmedik değil zamanında. Angara bebesi olabiliriz ama dünyayı şöyle bir turladık hafiften. Yedik içtik her yerde. Görmediğim yer kalmadı hemen hemen. Ne oluyor bana ya? Çok tatlısın. Ah, bir bilebilsek evrim. Ama söylediklerinde haksız da değilsin hani. Medeniyetlerin beşiği Anadolu, birbirinden farklı lezzetlerinde buluşma noktası ne de olsa. Yemin ediyorum benim bir numaram Türk mutfağıdır. Doğru. İki, onu takip eden yakın olduğu için bir miktar İtalyan mutfağıdır. Evet, doğru. Üç, uzakdoğu mutfağı. Güzel. Sıralaman süper. Sonra da Fransız sosları. Onu da mesela Amerikan grilliyle birleştirmek her zaman ördek poposunda kremalı domates çorbası içmeye bayılıyorum. Allah'ım yarabbim, çok tatlısın çok. Ne şekersin öyle sen. Evrim'in bu son derece renkli dünya mutfağı sıralamasının ardından Sahrab Soysal'la ev gezmemiz devam ediyor. Burası misafir köşesi mi? Burası okuma köşesi mi? İşte burası evet, eve girenlerin misafir köşesi ama ayol bizde öyle bir köşe yok. Herkes her yerde her oturuyor. Her yer köşe zaten. Her yer. TV köşesi. Oturma odası yok zaten. Annelerin babaların tabii, köşesi. Evet, anneler evet, yaşların köşesi orası. Burası. Burada olanlar da oturuyor, arkadaşları da oturuyor, biz de oturuyoruz. Filandı. Doktor Bey bu mu? Doktor Bey bu. Bu doktordur. Şunları kaldırayım bakayım. Bu doktor. O da Ankara tıptan. Evet, Ankara tıptan. Ne doktoru? O da çok, o böyle bayağı iyi bir doktor. Estetik, plastik, rekonstrüktif doktor. Doktor bu ne? Ne hale getirdin beni? Hemen estetik değil mi? Akvaryum botoks geliyor. Ay bayılırım ben estetik doktorlarına. Doktor önemli. Bir hastanede bölüm başkanı. Bir de muayene. Nuri Soysal, doktor Nuri Soysal diye. Meşhur o. Meşhur tabii. Duyuyorum ben onu. Şeyde çok meşhur. Evet, şeyde çok meşhur. Burunda bir de evet onda meşhur. Evet, duymam ama. Kulağımız deliktir sana ama. Maşallah. Evet, maşallah. Estetik üzerine şifreli sohbet devam ederken sürpriz bir ziyaret ortamı daha da hareketlendiriyor. İkiz mi geldi? Ölüş geldi. Hoş geldin. Ömerciğim. Nasılsın? İyiyim. Merhabalar. Bitti mi okul şimdi? Bitti. Kaçta bitti? Bir buçuk mu? Bugün erken çıktınız yani. Biraz böyle bunalımlı gibisiniz. Size benziyor. Bana benziyor. Bunu bana bir. Nasıl geçti mi bunalım? Güzel. Yok, kötü geçmedi. İmtihanlar nasıldı? Güzel. Ha, iyi, doğru söylüyorsun. Güzel anne, güzel. Abi, ders çalıştın mı? Yemek yedin mi? Sırtın terledi mi? Ha? Oğlum, evladım. Hesap ver anneye! Kolekme anneyi! Bulgur pilavı hazır zaten. Bulgur pilavı? O bulgur pilavı. Ben de. Ha, mercimekle duruyor. Bravo! Çak ya. Tereyağlı abi. Tereyağlı. Yani. Bir de etini kızartıyoruz yani. Ömer, bunu yanına yeni mi aldın? Çok güzel bu. Ömer, kaça aldın? Kaça aldın? Çok harcamadın değil mi? Bu çok harcıyor. Kaç beden bu? Bu çok harcıyor çünkü. Bakayım. Bu kaç beden, ne var kaymış? Ay! Ömer, batırdın bizi. Çıkıyor musun? Evet. Peki, görüşürüz canım benim. İyi bak kendine. Evet, öbürü gelir. Şimdi de öbürü gelir. İnşallah biraz önce Ömer'in başına gelenleri diğer oğlunuz duymaz Sahrab Hanım. Yoksa evrimle size görünmeden odasına kaçabilir deyip ev gezmemize devam ediyoruz. Bu da bak, gençliğimizdeyiz. Aa, bakayım. Ankara'da. Doktorla siz mi? Evet, gençliğimizde Ankara'da şey. Ne vardı hani Emir Gül? Doktor yanlış anlamadı, gençken yakışıklıymış ona. Doktor fena değilmiş değil mi? Ben de çok beğeniyordum o zaman ama. Siz de çok güzelmişsiniz. Evet. Siz hiç değişmemişsiniz. Öyle mi? Yok. Aynı. Aynı mıyız? Varmış dokunuş. Dokunuş, botoksum var.
O mu yaptı? Doktor yaptı ama doktora zorla yaptırıyoruz. Neden? Çünkü herhalde tersi kendini sökün dikemez gibi oluyor ondan. Ama çok başarılı. Hanım iyisin. Hiç belli değil biliyor musunuz? Öyle mi? Hanım iyisin diyor. Ama doktorcum diyorum şuralarımı yaptırmak istiyorum şuralarımı. Başka doktora mı gideyim? Başkasına mı para vereyim desene. Evet. Sahrabım desene. Kurban oldum. Doğru, onu da çok beceremiyoruz evet. Kimin babası? O benim babam vefat etmişti. Ay Allah rahmet eylesin. Abin cümlemizi sonra. Yakışıklıymış. Evet eskiler. Şık bir de yani. Evet. Karidesten ayrıldı yağın içinde. İstemediler birbirlerinden nefret ettiler. Sos burada pişti böyle üzgün bir şekilde. Karidesten dedi. Ben dedim nasıl yiyeceğim sizi? Az sonra. Horoz mu onlar? Ha, bu horoz. Bunu benim bir Ayla, yengem tamam. var. Ayla yengem Duyuyorum, var. Biliyorum Ayla evet, tamam. Evet o yapıyor. Yengem yapıyor onları. Çok güzel yapıyor böyle. Bayılırım resmi yapan insanlara. Evet çok doğru. Çok kıskanıyorum. Bir, müzik aleti çalanları. İki, resim ve heykeltıraşları. Ressam ve heykeltıraşları. Doğru. Çok ben de sesi güzel olanları kıskanıyorum. Ona kıskanmıyorum. Ses biraz var. Sarım idare eder. Anlarım bağlarına beklim yolları. Ne zaman sarhoş olsam da kandıramıyorum yolları. Ses var. Fena değil ama bazen takılıyorum. Ben de takılıyorum. Ha, tamam. Olsun canım o kadar. İdare et. O kadar kusur, o kadar kızında da olur. Yok ben sağ ol. Bugün moralim çok iyi oldu. İyi ki geldin bize. Ay! Hep gelirim. Sen hep gel. Gelirim. Evler de yakın. Yakın. Mesela yarın akşam da gel. Ben balık yapacağım. Ne balığı? Lüfer yapacağım. Ay en sevdiğim balık. Yarın akşam da gel bize. Çekim ızgarada mı? Izgarada. Hadi yine iyisin Evrim. Sahrap Soysal'ın yaptığı lüfer ızgaranın da tadına doyum olma seni. Şimdiden afiyet olsun. Ay. Bu mutfağa girmeyeceğiz tabii. Değil mi? Öyle dediniz. Öbür mutfağa gideceğiz. Evet biz. Ya şöyle bitiyorum. Bir geçeydik Özdeğiş. Oradan çıkış var değil mi şeye salona? Ha, salona var. Merhaba kolay gelsin. Buradan geçelim var. Böyle. Tabii. Sen yok ne olacak sen dur orada. Yok. Bu tatlı mı? Bu tatlı aslında bunu dün hazırladık. Şeyle severseniz yeriz diye. Ezilmiş bir şeyle ceviz. Kabakla. Kabak ne? Kabak tatlısı. Bir Sapanca'dan kabak almıştım. Ha sarı şey tatlı kabak. Tatlı yapmıştım. Tatlısının tadı azdı. Hadi dedim şunu baklava yufkasına saralım. Biraz da şerbet deneriz. Yani. Siz geleceksiniz diye bir bakı yapalım. Mutfak yaşayan mutfak ama. Evet yaşayan mutfak. Zeytinler. Ay bunlar köy yumurtası. Köy yumurtası. Bu sihirli karışımı. Ne demek o? Çocuklar hasta olunca bunu veriyorum. Sihirli bir karışım bu. İşte zencefildi, keçi boynuzu pekmeziydi. Ben bir karışım yapıyorum onlara. Boğazları ağrıdığı zaman o sihirli... El yapımı yani. Ben yapıyorum. Onlara birer kaşık çok iyi geliyor. Hasta olan herkese bir kaşık. Ben onun tarifini alayım mı? Tamam sen? Olur. Yapabilir miyim ben? Yapabilirsin. Tamam. Yapamayabilirsin. Şöyle o toz zencefil bir sürü anason bir sürü şey var. Ben sana yapar veririm.